Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xenon'un Explorer ile ilgili bir inceleme yapacağız. Normalde Explorer'lara göre bir tık daha Xenon kendini geliştirmiş. Şuradan inceleyeceğiz az sonra. Önce genel kısımlardan başlayayım. Şimdi bu bir blockchain defterinin aslında gidişatı ile ilgili bize bilgi veren bir Explorer. Bütün blockchain'lerin az çok Explorer'ları var. Hatta çoğusunu aynı yer yapıyor. Bakayım bunu da yapmış mı? Yok, genelde ETSCAN var. Onlar yapıyorlar. Buradaki test ağları Alfajores ve Baklava. Alfajores bir Arjantin tatlısı. Baklava da bizim tatlı biliyorsunuz. Ana ağ Alfajores. Ana test ağı Alfajores. Orada da aynı şekilde bir tasarım var. Şu kısım aynen geliyor. Alfajores'ten baklavaya geçebiliyorsunuz. Mainnet'ten devam edelim. Şimdi blockchain kısmında bloklar var. Efoç Blocks var. Burada ona bakalım. Bunu tam bilmiyorum. Efoç Blocks'a bakayım. All Blocks kısmında şimdi bir bloğun içerisinde transaction'lar oluyor. Örneğin şöyle biraz aşağı gidelim. Mesela şu blok içerisinde 21 tane transaction var. İşte bu ne kadar byte tutmuş, ne kadar süre önce olmuş, bunu kim validate etmiş? Bakın burada validator'lar var. Bir bloğun içerisine girelim. Şimdi blokla ilgili işte timestamp, transaction, içerisindeki 21 transaction, validator. Bunun parent hash'i kim? Parentage yani o Merkle ağacı denilen ağaçta üstünde kim var? Kime bağlı bu? Kullanılan gaz, limit gaz da ne kadarmış? Community fund diye bir şey var ilginç olarak. Community fund da işte burada aslında anladığım kadarıyla topluluğa akan bir para var. Şu kasinolar falan bunlar tamamen şunlar spam. Topluluğa akan para var her bloktan. Buradaki 21 transaction içerisine girdiğimizde de işte mesela token transferi var bir tane. Celo doları transferi var. Uniswap kullanılmış. Kontratların çağrılması var. Token transferleri var. Hepsi de başarılı olmuş anladığım kadarıyla. Sonra transaction'lara bakabiliyoruz. Doğrulanan transaction'lar, bekleyen transaction'lar. Mesela bunlar doğrulanan transaction'lar. İlk 10 bin transaction'a buradan bakabiliyorsunuz. Bir transaction'ın içerisine girelim. Şu bizim transaction hash'imiz oluyor. Hash değerimiz. Bunlar heksadesimal yazılıyor. O yüzden 0x'e başlıyor. Sorunsuz. 4-5 blok bunu doğrulamış. 36 saniye önce olmuş. Artıyor. Bu transaction şuradan şuraya olmuş. Gas limiti. Kullanılan gas. Bunun %5'i kullanılmış. Nonce değeri bulunan. Burada da raw input diye bir şey var. UTF-8 olarak da bakabiliyoruz. Kontratı doğrularsak buradaki diyor ki input'u da görebiliyorsunuz. Bunun dışında burada bekleyen transaction'lar var. Yani henüz validate olmadıysa, doğrulanmadıysa pending'den bakabiliyorsunuz. Şu anda 105 tane transaction bekliyor. Top seller holders var. Bunu bu şekilde yazmışlar. Genelde blockchain'lerde accounts diye bir kısım ayrı. Bu arada en çok tutanlar gösteriliyor. Şimdi top seller'ın bir de orada tabii coin market cap'dan seller dersek. Şimdi toplam 483 milyonu dolaşımda. Burada
Mesela 122 transaction gerçekleştirmiş bir tane adres var. %10'unu market cap'in elinde tutuyor. Bu da market cap'in %46'sını elinde tutuyor. Bu şekilde gidiyor. Burada okurken öyle götür. Mesela şu borsa hesabı oluyor. 17.728 işlem borsa hesabı oluyor. Giriyoruz. Borsanın bakiyesine de buradan bakıyoruz. Bakalım. Bunu yapan Explorer yapan yeri anladım herhalde. Çünkü aynı tasarımı Blockscoot'ta kullanıyor. Şu anda borsada mesela gitgide artıyor selo. Yani dışarıdan selo gönderiliyor. Bu nereden gönderildiği önemli. Yani borsanın soğuk cüzdanından, borsanın sıcak cüzdanına gönderiliyorsa borsa talep olacağını düşünüyordur. Ama soğuk cüzdanlarda tutan holderlar borsanın sıcak cüzdanına gönderiyorsa o zaman bunu satış baskısına bir süre sonra dönüşebilir. Hemen olmasa da sonra. En işte burada mesela 400 400 400 gelmiş, 400 gelmiş. Bir burada sanki böyle bir bot gibi bir şey var. Borsa yakışları buradan görebiliyoruz. Ha diyeceksiniz bunun borsa olduğu %100 mü? %99 çünkü bu kadar transferi bir kişi yapamıyor. Bot yapabilir mi? Bot da yapabilir ama botta da 17 bin transfer olmuyor yani genelde. Bir de botların bakiyeleri genelde hemen değişiyor. Yani böyle uzun süreli bakiye değil. Mesela 5 bin giriyor sonra çıkıyor. Devam edelim. Buradaki mesela sıfır transaction olanlar ne oluyor? Aslında hiç daha dokunmamış elinde tuttuğu şey reserve proxy, governance proxy gibi şeyler var. Hesaplar var. Bak burada bir sürü. Burada 61 bin işlem yapan bir hesap var mesela. 1 milyon silo tutuyor. Aynı şekilde mesela burada şeye de bakabiliyoruz. Bir kontrol edeyim de token transferde. Normalde Selo ekosistemindeki alt tokenların transferlerine de bakabiliyoruz burada. Bir tık yavaş yükleniyor. Bu Explorer'un yapısı böyle. Ben diğer kullandığımda da aynısı vardı. CSV olarak dosyayı indirebiliyorsunuz. Burada. Şu token transfer'e bir daha bakalım. O açılırken şu menüye bakalım. Şimdi burada kontratlar var. Kontratların içinde bütün tokenlar var. Verified kontratlar var. Verify kontrat var. Normalde böyle olmuyor. Bakalım geldim. İşte mesela buradaki token transferlerini görüyorsunuz. Şu an Selo üzerinden. Hepsi Selo üzerinden. Burada Selo ekosistemindekiler de olabiliyor. Ama şu token transferi olduğu için tokens'a bakalım. Borsalara açılan Selo ekosisteminde bir şey işte CUSD var mesela Selo doları onunla ilgili olabiliyor. Buradan bakiyelere bakıyorsunuz. Şunlar zaten değil de onlar spam Selo doları var stablecoin. Mesela 173 dolar var. Şimdi buradan kontratlara gelip tüm tokenlar dediğimizde aslında burada zaten EVM uyumlu. EVM uyumlu gönderilen bütün tokenları görüyorsunuz. Burada Celo'nun stablecoin'lerde işte dolar, euro, bir tane daha vardı. Brezilya real, şu C-Real. Bunları görebiliyorsunuz. Şu Casino, Net Casino bunlar spam. Şu da spam olması lazım. Burada yapılan her şey var aslında. Yani ağ üzerine ne üretilmişse buraya düşüyor. Verified kontratta da bu doğrulanmış kontratlar var. Doğrulanmadan kasıt da aslında buraya deploy ettikten sonra doğrula kısmına girip Explorer üzerinden bazı bilgileri doğruluyorsunuz. İşte lisansıydı,
veya başka bilgileri doğruluyorsunuz. Burada mesela Impact Market, SEO ekosistemindeki en önemli oyunculardan biri. Şöyle bakıyorum. Bu karbonla ilgililer, plastik burner bunlar. Zaten ekosistem daha çok böyle onarıcı finans, yenilenebilir finans ve işte sosyoekonomik olarak zor durumdaki kesimlere yardım olduğu için projelerde o minvalde gelişiyor. Bu mesela kısmen doğrulanmış. Burada projeler var. Bir kontrata da girip bakabiliriz. Mesela Impact Market'e girebiliriz. Giremedik. Bir daha tıklayayım. Kontrat 9 gün önce oluşturulmuş bir kontrat var. Bu Impact Market'in alt bir kontratı da olabilir. Impact Market normalde, yani burada bir de Impact Market normalde çok büyük bir proje. SEO ekosistemine. Doğrulanma zamanlarına bakalım. Ona göre sıraladı muhtemelen. Mesela 2020'de doğrulanmış projeler var. Şöyle sıralayalım yeni. Aslında biz buradan diğerlerinde de aynı şey var. Ekosistemin nerede büyüdüğünü, ne geldiğini ekosisteme şuradan görebiliyoruz. Mesela bugün yok. Dün 3 tane proje doğrulanmış. TravelSaver diye bir şey var. Bu muhtemelen, tam emin değilim ama isminden anladım. Hani Travel to Earn tarzı bir uygulama. Hani hareket et kazan. Biz buradan zaten ekosistemin nereye gittiğini de anlamayabiliyoruz. Verify kontrata girelim. Burada da işte kontratın adresini giriyorsunuz. Yani buraya deploy ettiğiniz adres. Sonra nasıl doğrulayacağınızı Viper'la mı veya kaynak koduyla mı seçip adımları uyguluyorsunuz. Stats'a bakalım. Bir takıldı, bir geri çıkalım. C-Labs var, Maker Dojo var. C-Labs'e bakalım. Aslında bunu biraz daha farklı bir şey üzerinden yapmışlar, istatistiği. İşte toplam transaction fee, ortalama gaz kullanımı, şu 20 günlük transactionlarla ilgili veri, günlük 340 bin, aylık 10 milyon transaction gerçekleşmiş. Aktif adres 1587 günlük, aylık da 55 bin. Bu da adreslerdeki büyümeyi gösteriyor. Bu iyi bir veri. Özellikle işte Şubat 2022'den sonra bir kırılma olmuş. GES kullanımı, aslında GES kullanımındaki en önemli şey ürünün stable olması açısından, GES kullanımında daha böyle sabit bir şey. Hani sürekli düşmüyorsa da sabit bir gösterge. Yatırımcı açısından, yani o projeye yatırım yapmak isteyenler açısından da makul oluyor. Burada GES kullanımı artıp azalmış. Tabii bu transaction sayısıyla da alakalı. Şöyle bir şey var. 2022'de çok artmış. Bu istatistikleri veriyor bize. Genel. Daha sonra herhalde adreslerle ilgili de işte toplam adres, kontrat adresi, cüzdan adresi. Şimdi bu Selo'da cüzdan kısmı çok önemli. Çünkü mobiliteye önem verdikleri için cüzdan adresi, aktif cüzdan adresi çok önemli. Unbanking dedikleri, bankacılıktan uzak nüfusa girmeye çalıştıkları için özellikle o cüzdan adresini çok önemsiyorlar. Burada da bakiyeler var. İşte nerede ne kadar bakiye olduğu ile ilgili. Mesela Muğla'da bir proje Selo ekosisteminde. Ve burada top 100 gidiyor, 10 bine kadar gidiyor. Adres var. Maker Dojo da yine benzer şekilde daha çok attested neydi?
Burada da onaylanmış kişiler üzerinden yapıyor galiba. Burada ilginç bir grafik var. Uniswap üzerindeki istatistikler var. Mola'da şey üzerinde girmiştim ben buna. Sela üzerinde bir market diye hatırlıyorum ben. Yani bir tür DEX olduğu için oradaki istatistikleri de yansıtıyor. TVL'leri, kümülatif birikme hacimdeki Uniswap istatistiklerine buradan giriyorsunuz. User bazda transaction. Tabii bu biraz daha DEX ile ilgili. Yani orada uzmanlaşanlar için oradaki total value locked çok önemli. Yani likiditeyi sağladığı için, biraz da güveni sağladığı için, biraz daha finansal kısım artık o teknolojik kısım değil de moladaki işte borç alma oranları, oradaki haftalık istatistiklere vesaire buradan bakabiliyorsunuz. API'ye gelince Graphene API'yi var. Covalent'te Celo var mıydı? Hatırlayamadım, bir bakayım. Ben bu arada Covalent'i yeni ürününe de şeye seçildim. Ön incelemeye SQL'le orada güzel sorgular yapılıyor. Onunla ilgili bir şey inşallah olacak. Herhalde yok. Daha Celo'ya eklememişler Covalent'e. Bakalım. Şu increment. Bakalım. Graph var. Pardon. Daha gelmemiş Selo. Bu gelir muhtemelen. Yani ama şu an graph kullanılabiliyor. Pardon. Graph'in burada QA servisi var. Bunu biraz Covalent geliştiriyor. Güzel bir SQL olayı giriyor. Graph de girer yakında. RPC var. Ethereum RPC var. API'ler için. Burada da burayı sevdim. More kısmında işte bu cüzdanlar, ki Valora zaten en önemlisi. O kısım var. NFT'ler var. İşte borç alma verme uygulamaları, finansal araçlar. Spend diye bir kısım yapmışlar. Mesela harcama ile ilgili Connect diye bir kısım var. Eğer Celo'yu öğrenmek istiyorsanız White Paper'ı var. Coinbase'e kayıt olunca bir Celo verme olayı var. Çok eskiden beri. Tabii odur. Odur yani. Celo'nun white paper'ı var. Ben white paper'ı ile ilgili, şimdi 3 tane white paper'ı var Celo'nun. Bu, yani bir teknik white paper var, bir finansal white paper var, bir de sosyal etki anlamında white paper var. Burada bunlar eskisine atıf yapmış olabilir. Hemen ben size white papers göstereyim. Şimdi bir ekonomi ile ilgili var, bir sosyal etki ile ilgili white paper var, bir de burada protokol ile ilgili white paper var. Bakın onu, yeni hali bu şekilde. Stability, bakın read paper. Ben onu da artık özelleştirmişler ama en çok önemsedikleri şu: sosyal etki. Buna mutlaka bir göz atın. Zaten daha özenerek hazırladıkları da bu. Bakabilirsiniz. Yönetici özeti de koymuşlar. Bu normalde önleniyordu. İndirip bakabilirsiniz. Yani bütün Celo'nun motivasyonu aslında orada var. Gelelim. Neresi kaldı? NFT'ler var tabii. NFT marketplace'ler. Yani şimdi NFT'de de, yani normalde önemli olan Celo'da bir NFT pazarına girilecekse mesela, bu tarzda değil de daha Celo'nun motivasyonlarına uygun bir NFT pazarı daha mantıklı olur. Ya yani o motivasyonlar ne? İşte mobiliteyi artırmak, sosyal yardımlar vesaire onlar. Hani her zinciri destekliyorum. Hadi Celo'yu da destekleyeyim. Yani çok makul değil. Şöyle bakalım, Long Space.
Crosschain yapmış. Bunlar da Celo, Ethereum, Avalanche. Şunu çıkaramadım. Upswap olabilir. Yani bu tarz mesela biraz daha fikirleriniz ve bir DAO komünite oluşturmak için diyor ya. Zaten Celo, buradaki şu ekosistem hep Celo. Hani bu tarz şeyler daha çok destekleniyor. Bu projeye bakarsanız Cyberbox.art diye. Hani böyle sanatı, sosyal konuları içine alan bir şey. Bu da bir Celo, Valorant'ın arama motoru. Burada Celo cüzdanında arayınca mesela benim Celo adresinde testnet'i buraya yazacağım ama aynen işe çıkmayacağını tahmin ediyorum. NFT'si yok. Buradan NFT bakılabiliyor. LearnCello'da da dokümansı atıyor. Dur, ha, Figment'le. Tamam, Figment'te, bu Figment'te de benim çalışan arkadaşım var. Kanada merkezli bir yerde yanılmıyorsam. Bunlar da şey yapıyorlar. Yani aslında eğitime odaklı. Bakın mesela Celo. Nereden başlayacağım? Celo'nun 101'i neler? Burada. Bazı tutorial'lar Selos yoluma graflerle ilgili çalışma, mobil merhaba dep uygulaması yapma, Truffle'la çalışma gibi bir alan oluşturulmuş Figment üzerinde. Figment doğrudan bu eğitimlerle ilgili bir platform. Paul diye bir arkadaşım, eğer ayrılmadıysa orada çalışıyordum. Sent NFT. Evet. Başka bakalım ne var. Kaynaklar var yine. Celo'nun forumu. Doğrulayıcılar. Rezervler. Dokümanlar. Rezervler biliyorsunuz artık biraz önem kazandı. Finansal araçlar var. Borç alma verme uygulamaları var. Mola'nın marketi vardı. Göstermiştim zaten. Swap, Symmetric, Mobius. Mentor'da Celo rezervleri ile ilgili bilgiler var. Bence bu da önemli. Dolar, euro, real olarak. Çünkü stablecoin üzerinde işlem yaptıkları için rezervler biraz önemli. Stablecoin'de biliyorsunuz o rezerv kısmı hep sorgulanan bir şey. Testnet'ine de göstereyim. AlphaJores ana testnet'i. İşte blok ortalama süresi, toplam blok cüzdan adresi mesela. Burada da aynı şekilde verified kontratlar olabiliyor. Yani testnet diye olmayacak diye bir şey yok. Burada da aynı şekilde doğrulanmış kontratlar, kontratı doğrulamaları oluyor. Burada da top sell holders da bu sefer test ağ ile ilgili cüzdanlar var. Yine aynı şekilde. Kalan bir yer var mı? Buradan gece moduna geçiliyordur. Geçemedim ama. Burada bir adresi, sembolü vesaire aratabiliyorsunuz. Celo'nun logosu yeni değişti bu arada. Bir Explorer'ı bu şekilde görebiliyoruz. Şuradaki bilgilerde bu AlphaJores de aynısı. Yani Mainnet'te de aynı. Bu blok time biliyorsunuz çok kritik. Çünkü işlem ona göre. Ya bu ne kadar hızlıysa o kadar iyi diyoruz tabii ama merkezilikte olduğu sürece bir anlamı olmuyor. Merkeziyetsiz bir mimaride ne kadar hızlandırılabileceği meselesi üzerinden tartışmalar gidiyor. Şuradan MetaMask'ınıza Silo'ya ekleyebiliyorsunuz. Ha, BlocksQuad, doğru tahmin etmişim. Bu BlocksQuad geliştiriyor bunu. Bunlar aynı zamanda Moonbeam'le de çalışıyorlar. EVM bazı blok zincirler için Explorer üretiyorlar. Burada da Celo.org'un BlockScoot şeyi var. Versiyon yazmışlar. Yani bu şekilde bir inceleme olsun. Umarım faydalı olmuştur. Yani bu blok zincirleri anlamak açısından birazcık temel bir video oldu.